2022-2023 sezonuna yeni bir kadro oluşumuyla başladık. Sezon başları biliyorsunuz çok zor geçiyor her takım için. Bizim için de aynı şekilde bu kadro oluşumunu yaparken tabii maddi imkanlarımız buna çok rahat bir şekilde el veriyordu. Fakat oyuncuları işte buraya getirmek için ikna edebilmek sadece parayla olmadı. Bir oluşum yapmak zorundaydık. Bunun için bu yapıya uygun, bu yapıya doğru karakterde oyuncuları bulup sezon başında buraya getirdik. Tabii sezon başında geçen seneki yapılanmanın doğru olmadığını Başkan Bey'le sağ olsun konuştuk. Kendisi de bu konuda bize destek verdi. Bu ve bunun haricindeki birçok konuda zaten desteğini esirgemiyor bizden. Sağ olsun Can Türk Başkanımız. Aramıza yeni bir sportif direktör katıldı. Onun da tecrübesiyle, onun da bilgi birikimiyle beraber çok uyumlu bir çalışma düzeniyle buraya kadar geldik. Tabii kamp süreci bizim açımızdan tesislerimizin hazır olmaması bizi açıkçası biraz yordu. Tesislerimiz hazır olmadığı için kamp süresi uzadı. İlk haftanın bay geçmesi yine aynı şekilde kampın uzaması ve oyuncuların kamp sürecinde uzun bir süre kalması ister istemez biraz demoralize etti bizi. Aslında kampa keyifli başlamıştık. Ama daha sonraki süreçte tabii yoğunlaşınca, antrenman yoğunluğu vesaire artınca takımında yeni olması, birbirine uyumda biraz geç adapte olmaları biraz bizi sıkıntıya soktu. İşte kamp sürecinde alınan sonuçlar, oynanan hazırlık maçları açıkçası futbolla ilgilenen birçok kişiye tedirginlik verdi. Ben hepsinin farkındaydım. Sürekli konuşuyorduk, başkanımızla açıklama yapıyorduk. Başkanımız bizi bu konuda sürekli anlayışla karşıladı. Bunun bir süreç olduğunu, birbirine adaptasyonun öyle kolay olmayacağını, evet ne kadar kaliteli oyuncu almış olsak da yine de bu işin bir süreci olduğunu anlattık. Sürekli başkanımız da bu konuda bize hak verdi ve bu sezon başına ilk deplasmanda Ordu maçıyla başladık. Mağlubiyetle başladık ama oradan buraya yenilmeden de gelebilirdik. Birçok pozisyon yakaladık. Sonuçta rakibimize geçen seneki kadrosunu koruyup üzerine 3-4 tane de yeni transferler yapmışlardı. Bize göre sahada biraz daha organize olan bir takım hüviyetindelerdi. O maçta dediğim gibi çok istediğimiz şeyleri yapamadık. Organize olamadık. İşte geriden oyun kurulumu, etkili atak sonuçlandırma, topun yüzdesi bu tarz işleri yapamadığınız zaman ister istemez maçtan sıkıntıyla ayrılabiliyorsunuz. Sezona kötü başladık. Doğal olarak tepkiler oldu. Bunlar futbolun içerisinde olan işler. Yine toparlamak bizim işimizdi. Daha sonra oynadığımız 3 maçtan galibiyetle ayrıldık. Hafta sonu oynadığımız müsabaka açıkçası bizi çok memnun etti, keyif verdi. Çünkü bu takımın belirli bir sürece ihtiyacı var demiştik. Ama bu sürecin ne kadar olacağına futbolcular karar verecekti. Hepsi onurlu bir duruş sergilediler. Maçta inanılmaz derecede mücadele ettiler. Çok doğru oyun vardı sahada. Çok net skorla galip geldik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. En azından camianın sezon başından buraya kadarki sürecinde o yaşamış oldukları huzursuzluğu yerini biraz da olsa mutluluğa bıraktığını düşünüyorum. Çünkü takımın sahadaki mücadelesini dışarıda gören insanlar da ister istemez motivasyonunu artırdı bu oynanan oyun. Bizim de aynı şekilde. Keyifli bir maçtı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların her zaman desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Tabii burası Iğdır biraz futbol, profesyonel futbola biraz ara vererek uzun bir süre profesyonelliklerde olmadan
Geçen sene ve bu sene bir heyecanla bu ligde var oluyoruz. Şu ana kadar da yapılan mücadele, verilen emek bu doğrultuda. Başkanımızın özverisini kesinlikle görmemezlikten gelemeyiz. İnanılmaz derecede özveriyle bize destek olmaya çalışıyor. Sağ olsun tesis konumuz vardı, onu halletti. Geçen sene birçok maçlarımızı dışarıda oynadık. Buraya geldik, otelde kaldık. Herkesin bildiği gibi tesislerimiz yoktu, antrenman yapacak sahamız yoktu, stadımız çok doğru düzgün değildi. Hem antrenmanları hem maçları statta yapıyorduk. Ama bu sene bu sorunların hepsini giderip tesislerimiz muazzam bir tesisler oldu. Başkanımızın emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Iğdır'a inanılmaz derecede bir değer kattı. Alttan gelecek olan gençlerimize de çok güzel bir imkan sağlamış oldu. Doğru kullanmaya çalışıyoruz bu yapılanmayı. Elimizdeki karakterli oyuncu grubuyla beraber ben inanıyorum ki hedefimize emin adımlarla gideceğiz. Bundan yana hiçbir şüphem yoktur. Ama buradan tabii taraftarlarımıza sesleniyorum. Yani mümkün mertebe olabildiğince hem takıma hem bize hem başkanımıza hem yönetime bu kulübe gönül vermiş her bir bireye destek olmaları gerek. Yani köstek olmanın hiç kimseye bir faydası olmayacak. Sonuçta bizler profesyonel insanlarız. Burada görevimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bize ne görev verilmişse bu görevin bilincindeyiz. İnşallah tekrar söylüyorum. Bayram Toysal ve ekibi olarak bize verilen bu muhteşem görevin bilincindeyiz. Takımı sezon sonunda hedefine çok rahat bir şekilde ulaştıracağız. Bunun için sabır lazım. Bunun için destek lazım. Bunun için inanç lazım. Bu hepsi bizde var. Bize gönül verenlerden de aşağı yukarı aynı şekilde bize destek vermelerini istiyoruz. Tabii tekrar söylüyorum, illaki eleştiriler olacak ama eleştirilerin yapıcı olması bizi daha çok güçlü kılacaktır. Diğer eleştirilere hem benim hem başkanımızın hem buradaki futbolcuların hepsinin kulağı tıkalıdır. Profesyonel çerçevede tekrar söylüyorum, az önce de bahsettim. Bir mukavelemiz var. Biz de burada bir kariyer anlamında bu takımın vizyonunu, misyonunu yukarıya çekebilmek adına ne gerekiyorsa özveriyle zaten çalışıyoruz. Şampiyonluk için şu anda konuşmak çok erken. Ama bizim tek hedefimiz var. Şampiyonluk. Bunu hep beraber zaten kulübün yapılanması, işte transferler, başkanımızın yatırımı. Bunu zaten aksini inkar eden yanılır. Biz bu bilinçle inşallah bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Ama şampiyonluk kelimesi biraz ağırdır. Herkes kaldıramayabilir. Sabırlı olmak lazım. Geçen sene grubumuzda Düzce'nin ve İskenderun'un şampiyon olduğu, birinin playoff'tan çıktı. Sezon başına bakılacak olursak bir 7-8 haftalık periyotta biz de dahil 3 takımın da çok sıkıntılarla 7-8 haftayı geçirdiğini göreceğiz. Dediğim gibi bu sene ilk maçta bir kazaya uğradık. Sonraki maçların hepsini kazandık. İnşallah bundan sonra ilk maçı oynamamış gibi önümüze daha emin adımlarla bakacağız. Oyun karakterimiz, oyuncu karakterimiz, oyun planımız yavaş yavaş oturmaya başladı. Bunu yukarıya çıkartmak bizim elimizde. Aynı özveriyle, aynı disiplinle çalışacağız. Bunun için tek başına ne benim, ne buradaki oyuncularımızın, ne başkanımızın gücü şampiyonluk için yeterli değil. Bunun için tüm taraftarlarımızdan birlik olmasını istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Geçen sene hatırlayın ki burada Düzce maçı, İskenderun maçı birlik ve bütünlük içinde iki takım da buraya lider olarak gelmişti. İkisini de yenmiştik. Playoff finalinde dediğim gibi şanssız bir penaltı golüyle elenmek biraz ağır geldi bize. Ama bunun için işi oraya bırakmadan inşallah sezon sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız. Rakiplerimizin puan kazanmış olması, şu ana kadar belki kayıpsız gidiyor gibi görünüyor olmaları sezon sonuna kadar bu böyle gidecek anlamı taşımıyor. Biz kötü başladık, iyi götürmek zorundayız. Eğer onların da gücü varsa tabii saygı duyuyoruz. Onlar da iyi başladı, iyi götürebilecekleri illaki süre olacaktır. Ama biz de arkadan onları yakalayıp inşallah
emin adımlarla sezon sonuna kadar ki süreci kayıpsız bir şekilde geçmek istiyoruz. Ve burada bize destek veren, bizimle beraber olan, bize gönül vermiş taraftarlarımıza şampiyonluk armağan etmek istiyoruz. Bu hafta sonu çok keyifliydi. Herkes çok keyif aldı. Tüm taraftarlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Onların desteğini arkamızda görmek bize mutluluk veriyor. İnşallah hep birlikte başkanımızın da bu kadar detaylı bir yatırımın karşılığında inşallah sezon sonunda hak ettiğimiz kupayı Iğdır'a getiririz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.